Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Ekonomiye bir kötü haber de Avrupa Birliği'nden geldi. Özellikle gümrük birliği konularında ve vize kolaylığı konularında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın biliyorsunuz özellikle NATO zirvesinden sonra hani ilerleme kaydedildiği yolunda beyanları vardı. Pek öyle görünmüyor. Avrupa Parlamentosu'nun son raporundan sonra hani Avrupa Birliği ile ya da Avrupa Birliği kurumlarıyla yakınlaşma çabalarının kriz içindeki Türk ekonomisine olan etkilerine dair pek bir umut verici bir şey yok. Buraya geleceğim çünkü önce hani bir de iyi haber vermek istiyorum size. Sürekli böyle işte orada kriz, burada kriz, buradan kötü haber. Bu ekonomi konusundaki kötü haberi ki ekonomiyle beraber hani sadece gümrük birliğinin güncellenmesi değil, vize kolaylıkları konusunda da hani çok ümit var olacak bir durum yok. Onu biraz sonraya bırakıp şu iyi haberi vereceğim artık lütfen. Hakikaten hani biz hani gazetecilik sadece kötü haber verme işi değildir. Yani böyle bir anlayış var. Gazetecilik hani habercilik hayatın olağan akışına aykırı şeyi haber yapmaktır. Bu iyi de olur, kötü de olur. İşte şimdi bir tane iyi haber var. Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı Ankara'da kuruluyor. 16'sında açılacak. Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir grup gazeteciyi aslında oldukça geniş bir grup gazeteciyi davet etti oraya. Gösterdi ve 2 yıldır süren bir çalışmaymış. Basından da nasıl bu kadar gizlendi o da ayrı bir konu. Gerçekten dev bir alanda 3 milyon 700 küsur bin metrekare üzerine kurulu yani 3.700 küsur dekar üzerine kurulu bir alan. Ankara'yı bilenler bilir. Ankara'nın Gölbaşı ilçesi var. Mogan Gölü'nün kıyısında kurulu. Konya yolu, Konya, Adana, güneye giden ana yol üzerinde kurulu. Onun hemen sağında, gölü geçince dev bir arazi. Tabii bu yolun solunda da yani Konya'ya çıkışa giderken solunda da Türkiye'nin en önemli askeri sanayi tesisleri falan var. Yani zırhlı araç fabrikaları, Aselsan, onun yanı sıra başka fabrikalar da her neyse konuyu dağıtmayalım. Türkiye'nin en büyük tarım kampüsünü kurmuş, bunu açıyor ve Mansur Yavaş bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına armağan olarak vermek istediğini söyledi. Yani bunu bir armağan olarak, 100. yıl armağanı olarak vermek istediğini söyledi. Zaten bu projenin adı Başkent Ankara Kalkınma Projesi, BAKAP. Ama o alana ismi de anketle belirleyeceklermiş. O anketteki isimler işte arasında Atatürk var. Ondan sonra Cumhuriyet'in 100. yılı var, başkent var filan yani bu tür isimler var. Onlarla bir anket düzenlenecekmiş. Gerçekten etkileyiciydi. Neler var etkileyici şeyler arasında? Şöyle bir ha bu nereden çıkmış onu da söyleyeyim. Dedi ki Mansur Yavaş, ya bu bir yandan iklim krizi, bir yandan iklim krizi, bir yandan da bu savaşlar, özellikle mesela Rusya-Ukrayna savaşı, tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu herkese gösterdi. Ankara dedi, aslında Ankara evet idari merkez olarak biliniyor filan ama Ankara aslında bir tarım şehri dedi. Tabii büyük Ankara'dan bahsediyoruz, vilayet olarak Ankara'dan, kendisi de Büyükşehir Belediye Başkanı zaten. Ankara'nın dedi sadece %3'ü konut alanı, yani Ankara vilayetinin %3'ü konut alanı, %97'si konut olmayan alan ve bunun büyük kısmı tarım üretimi. Fakat bu verimsizlik, tarımdaki verimsizlik ki bu tarım kampüsünün amaçlarından biri de araştırma, geliştirme, üretim ve eğitim şeylerini de kapsıyor. Ondan sonra burada dedi biz hani tarımı güçlendirerek özellikle de küçük üretici var burada. Küçük üreticinin üretime devam edip yerinde kalması, şehirlere göç etmemesi amacını da taşıyor bu dedi. Sadece üretim kalitesinin artırılmasını değil, sadece üretim diye yani üretim deyince sadece nicelik olarak şey yapmayın. Örneğin biz gittiğimizde gezerken şey görüntülerini gördük. Ayçiçek hasatı başlamış. Yani geçen sene ekmişler, ayçiçek hasatı başlamış. Mısır hasatı da yapılıyordu. Yani Ankara'nın göbeğinde. Yani göbeğinde demeyelim, hemen kıyısında, hemen kıyısında, Gölbaşı'nın kıyısında bir yerde ama hakikaten şey var. Sonra burada size notlarımdan okuyacağım.
75 tür tıbbi ve aromatik bitki üretimi 20 dekar üzerine kurmuşlar. Türkiye'nin en büyük tıbbi bitki üretim alanı olduğunu özellikle vurguladılar. Hem başkan hem de yetkililer. Başka ne var? Başka 35 tür ata tohumu üretimi var. Yani onların ıslahı. Sonra mesela Ankara keçisi, Ankara tavşanı gibi Ankara'ya endemik hayvanların üretimi. Göletler falan gördük. Mesela 39 kilometre yürüyüş yolu etrafında, bisiklet yolları, aynı şekilde spor alanları falan gerçekten önemli bir şeydi. 17.500 meyve ağacı var. Bu meyve ağaçları sorduk, yani nedir burada meyve üretimi mi? Evet, üretim yapılacak da bunun eğitim amacı da var diye izah etti. Yani çocukların hakikaten şeye ihtiyacı var. Yani bu mesela dut nerede yetişir? Armut nedir? Ankara armudu da özellikle, hani orada bir özel bir bölüm açılmış ama yani daldan meyveyi koparma. Ne yapacaksınız? Şöyle yapacağız dedi. Bu isteyen herkese açık. Mevsimi geldiğinde gelecekler, o bitkileri toplayacaklar. Topladığı kadarını tarttıracak, parasını da verecek, gidecek. Ama çocuklar, özellikle çocuklar görecekler. Yani o bitki neymiş? Yani dut nasıl bir yerde yetişir? Erik nedir? Nasıl yetişir? Filan gibi. Ya bunlar ben önemsedim. Ben önemsedim. Gerçekten önemli bir şey geldi. Önemli bir proje olarak bendeki algısı oldu. Notlara bakıyorum ve bunu da son derece hani teknoloji yoğun bir şekilde yapıyorlar. Örneğin güneş enerjisi santrali içinde kurulup bütün o kampüsün elektrik ihtiyacı güneş enerjisinden sağlanacakmış. Mesela bir at çiftliği var, o at çiftliği ve bir de gölet var. Balıklar da getiriyorlar. Özellikle otistik çocukların eğitimi için de özel bölümler orada, özel alanlar ayrılıyor filan. Dev bir piknik alanı yapmışlar. Ha, bu meyve ağaçlarından söz ediyorum. 22 türde 17.500 meyve ağacı. Ben kendisine özellikle sordum. Siz dedim göreve geldiğinizde bir önceki yönetimin, AK Parti yönetiminin, belediyesinin yurt dışından son derece pahalıya mal ettiği ama bu iklimde de çoğu tutmamış ağaçlardan söz etmiştiniz. Bunlar için suç duyurusunda bulunmuştunuz. Bir tane ithal ettiğimiz hiçbir bitki yok dedi. Hepsi Türkiye'den, özellikle ağaçları dedi. Sakarya ağırlıklı olmak üzere ağaç yetiştirici kooperatiflerden aldık. Burada bir tane ithal bir şey yok. Her şey yerli ve milli diye. Hani yerli ve milli lafını ben ekledim, o öyle söylemedi. Her şey Türkiye'den dedi. Her şey Türkiye'den dedi. Gerçekten şey ve teknoloji yoğun dedim. Toplam, yani tamamı hizmete açıldığında 400 kişi çalışacakmış, güvenlik ve temizlik görevlileri dahil. Yani bu önemli çünkü bu işletilemeyen ve şu anda mahkemelik olan Anka Park, hani meşhur o dev oyuncaklar falan, onların olduğu yerde 1200 kişilik bir şey varmış. Yani o açıdan da burada önemli olan bir şey, hani 100. yıla hediye, Ankara'nın bir hediyesini Mansur Yavaş vermiş oluyor. Mansur Yavaş'a tabii Kemal Kılıçdaroğlu aday gösterdi ya, yeniden aday gösterdi. O konuda da sorular tabii soruldu. Bu konuda sadece şunu söyledi. Sadece ve bunun dışında da bir yorumda bulunmak istemiyorum dedi. Yani zorlamayın beni anlamında. Ankara'da dedi, bütün büyük şehir Ankara, 4 milyon 200 bin seçmen var dedi. Ben hepsinin oyuna talibim. Parti, bölge ayırt etmeksizin 5 yıldır hizmet etmeye çalışıyoruz. 2019'da vaatler, 2019 seçimine vaatlerle girdik. Şimdi icraatlarımızla giriyoruz diye söyledi. Bu şeyin, yani bakap ama işte anketle belirlenecekmiş ismi, işte 100. yıl var, Atatürk ismi var, Cumhuriyet ismi var öneriler arasında. Orada açılışı 16 Eylül'de yapılacak. Hakikaten önemsedim. Bunu bir iyi haber olarak vereyim dedim. Yani biliyorum belki bazılarınız iyi haber, yani iyi haberi biz ne yapalım filan diyorsunuz ama ya iyi şeyler de oluyor imkan verilince memlekette. Oluyor. Şimdi gelelim kötü habere. Kötü habere.
Ekonomiye dedik ya, ekonomiye bir kötü haber de Avrupa Birliği'nden geldi diye. 13 Eylül'de Avrupa Parlamentosu'nun 2022 yılı Türkiye raporu açıklandı. Bu raporlar bağlayıcılığı yok. Bağlayıcılığı yok ama konseye, yani Avrupa Birliği liderlerinin oluşturduğu yapıya tavsiye niteliği taşıyor. Diyorlar ki bu haliyle Türkiye'ye işte hani Erdoğan istemişti ya 11-12 Temmuz'da NATO zirvesinde İsveç'in NATO'ya üye olması karşısında daha önce sadece işte PKK, FETÖ falan terörle mücadele şartını öne sürerken Türkiye orada bir baktık sürpriz şey çıktı. Avrupa Birliği ile üyelik görüşmeleri de başlasın çıktı. İsveç dedi ki tamam ben elimden geleni yaparım falan. Ama şimdi bu rapor diyor ki reformları yapmadıkça Türkiye'ye üyelik görüşmeleri başlatılmasın diye tavsiye ediyor. Çünkü diyorlar İsveç'in NATO'ya üyeliği ile Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği arasında bir bağlantı yoktur. Bana sorarsanız bağlantı var mı yok mu diye var derim ayrı. Ben raporun söylediğini size aktarıyorum. Raporun söylediğini aktarıyorum. Zaten Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması da diyor ki bunların siyasi miyopluğu diyor, göremiyorlar diyor. Fakat sonra bir de şey diyor, yok hükmündedir bu rapor diyor. Bu aslında yeni bir şey değil, yok hükmündedir demeleri. Bunu zaten Adalet Kalkma Partisi iktidarlarından önce de hani Türkiye'nin Ankara'nın işine gelmeyen her şey yok hükmündedir. Bu yok hükmündedir gerçekten hani bana şeyi hatırlatıyor. Böyle bir hani laf vardır ya deve kuşu tehdit geldiği zaman onu görmemek için kafasını kuma sokarmış ki hani aa yok hiçbir şey bak sorun yok filan demek için zaten buna benziyor. O yüzden beni şaşırtan bu yok hükmündeki açıklaması olmadı ama Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında öyle bir cümle var ki son cümle açıklamadaki son cümle internet sitesinden bakabilirsiniz Dışişleri Bakanlığı'nın. Şöyle diyor. 2024 yılı Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasında oluşacak yeni parlamentonun tarafsız, rasyonel ve yapıcı bakış açısıyla hareket edeceğini ümit ediyoruz cümlesi. Yani 6-9 Haziran yanlış hatırlamıyorsam Avrupa Parlamentosu seçimleri yapılacak işte Avrupa Birliği ülkeleri 27 ülke arasının içinde. Orada yeni bir parlamento oluşacak dışişlerinin ümidine göre. O parlamento Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine tarafsız, rasyonel, yapıcı bakacak. Ya umudumuz Türkiye'nin İşte ihracatının, nitelikli ihracatının özellikle yarısından fazlasını yaptığı, Avrupa'daki işte Türk nüfusun bu kadar yoğun olduğu, ne bileyim ticaretin, üretimin gümrük birliği var Avrupa Birliği ile aramızda, değil mi? Ve hani kağıt üzerinde kalsa da üye adayıyız. Bu kadar olduğu bir şeyle ümidimiz bizim 2024 Haziran ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerine kalmış olamaz, değil mi yani? Bence böyle bir şey yok. Çünkü diyor ki Avrupa Parlamentosu arkadaş siz reform sözü veriyorsunuz durmadan bunu yapmıyorsunuz. Ha diyeceksiniz ki sanki onlar her sözlerini tutuyor yerden göğe kadar haklısınız. Özellikle Kıbrıs konusunda rapor Türkiye'ye çok ağır haksızlıklar yapıyor. Çok ağır haksızlıklar yapıyor. Çünkü Türkiye Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği özür dilerim ilişkilerinin hani şeyinde düzelmesinin kökünde Adalet Kalkma Partisi'nin ilk yıllarında 2003-2004 Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliği içinde yapılan Avrupa Birliği uyum reformları var. Şimdi onların çoğundan geri adım atıldı. Ama bunun kökenine indiğinizde Türkiye'ye Kıbrıs konusunda verilen sözlerin tamamının tutulmadığı ve tam tersinin yapıldığını görebilirsiniz. Yani dolayısıyla orada ama Avrupa Parlamentosu'nun raporunda Türkiye'deki demokratikleşme, yargı bağımsızlığı, basın hürriyeti, ifade hürriyeti konusundaki eleştirilerin haksız olduğunu falan değil. Ben onlara var hükmündedir diyorum yani. Yok hükmünde değil onlar, var hükmündedir. Türkiye'de gerçekten demokratikleşme, insan hakları, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü konusunda çok ciddi sorunlarımız var. Çok ciddi sorunlarımız var. Hani bunları yok saymak mümkün değil. Yani o ayrı. Ama Avrupa Parlamentosu'nun hiç üstüne vazife olmayan işlere de raporda yer verilmiş. Örneğin Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini onaylasın. Olur. Hem diyeceksiniz ki şey olmayacak. İşte alakası yok. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinin canlandırılmasıyla İsveç'in NATO üyeliğinin. Hem diyeceksiniz ki onaylasın İsveç'in NATO üyeliğini. Yani
ne periz ne lahana turşusu diye bir lafımız vardır. Ona benziyor. Ona benziyor fakat bütün bunların ekonomiye etkisi. Şimdi arkadaşlar, Dışişleri Bakanlığı ümidini 2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerine bağlasın ya da bağlamasın. Yakın gelecekte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinden sonra Türkiye'ye dönüşünde ve oradaki açıklamalarında verdiği Avrupa Birliği ile yakında büyük ilerlemeler olabilir. Özellikle vize kolaylığı açısından, ki bu vize üzerinde durmak istiyorum. Çoğunuzu ilgilendiriyor biliyorum. İş dünyasını çok ilgilendiriyor. TÜSİAD değil. TÜSİAD ayrı. TÜSİAD zaten büyük sanayiciler. Onlar açısından çok bir büyük problem olmuyor bu. Ama hani Anadolu Kaplanları var ya, özellikle mesela Odalar Birliği. Odalar Birliği'nin 1 milyon 300 bin üyesi var. Türkiye'nin en büyük örgütlenmesi. Yani hükümet dışı örgütlenmesi. Şimdi buradaki insanlar da işte vize alıp gidip orada iş halletmek istiyorlar. Tamam mı? Onların sorunları var. Ondan sonra akademisyenlerin sorunları var. Araştırmacıların alınamıyor. Hani gazetecilerin sorunları var. Tabii bu gazetecilerin sorunları diye bir parantez açayım. Ben de Faruk Bildirici'den, medya ombudsmanı arkadaşımız, ondan öğrendim. Onun yazısından. Ya bir grup gazeteci, ki bunlar yani şey, AK Parti muhibbi gazeteciler, gitmişler Numan Kurtulmuş meclis başkanına. Demişler ki ya bize de gri pasaport, görev pasaportu. Bence onlara verilsin. Onlar hakikaten zaten hani görev yapıyorlar. Onlar şey yapmıyorlar. Yani kamu görevi yapmıyorlar. Onlar bayağı hani hükümet görevi yapıyorlar belki bir yerde. Onlara verilsin. Yani zaten çoğunun başka işleri de var. Yani gazetecilik dışı, habercilik dışı işleri de var. Beraber hallederler işte işlerini. Onlara verilsin, layıktırlar. Türkiye'nin vize problemi var arkadaşlar. En basit şey için gidiyorsunuz, aylarca bekliyorsunuz, dünyanın parasını veriyorsunuz ve işte 3 günlük 5 günlük size vizeler veriliyor. Hani buradaki sorun Avrupa Birliği'ne küfretmekle bitmiyor ki. Yani burada bizim yapmamız gereken şeyler var. Ha, bu vize kısmı. Esas bir de Gümrük Birliği kısmı var. Gümrük Birliği'nin yenilenmesi de takılıyor. Takılıp kalmış durumda. Yani sadece bizim stratejik önemimiz çok fazla. Siz de siyasi miyopsunuz. Zaten işte göremiyorsunuz ama bunu görün de işte bizi şey yapın. Arkadaşlar, böyle şöyle bir çoktan seçmeli dünya yok. Yani Adalet Kalkınma Partisi'nin bakışında şöyle bir şey var. Ya biz sizdeki işte demokrati kriterleri, siyasi kriterler bize uymuyor arkadaş, yani uzmuyor. Tamam, zamanında söz vermişiz ama bize uymuyor bunlar. Biz Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemiyle idare edilmek istiyoruz. Bak, halk da ona oy veriyor. Biz sizden sadece ekonomik şey, siz bizi alın, biz sadece para kazanalım. Güzel yatırım gelsin sizden bize. Böyle bir çoktan seçmeli dünya yok ki. Orası işte kendi kuralları olan bir yer. Ha, ya girmek istemeyeceksiniz ya da istediğiniz zaman kurallara uyacaksınız ve onların da kurallarını değiştirmesi için mücadele edeceksiniz bir yandan. Bu yapılmıyor. Bu yapılmıyor. Ondan sonra işte yok hükmündeyiz. Memleyiz ama hani kusura bakmayın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir yandan işte orta vadeli ekonomik programı açıklamak için ilk turunu Almanya'ya yapıyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomik gücü şu anda, tamam, yani sadece ekonomik değil siyasi anlamda da öbür tarafta ikinci durak Amerika olacak. Ama öbür taraftan da işte böyle hem ağlarım hem giderim değil, ağlarım ve gidemem gibi bir şey var. Yani gülüyoruz ağlanacak halimize maalesef. Size başta iyi haber verdim. Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü, eğitim, üretim, araştırma, geliştirme ve tarım turizmi. Tarım turizmi dahil Ankara'da açılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ilan etti bugün. 16 Eylül'de de açılışı var. Ama kötü haberimiz de işte Avrupa Birliği'nden o beklentileri olan iş dünyasından, akademi dünyasından ya da turistik seyahatlere gitmek isteyenlerden yakın dönemde beklentisi olan varsa kendisini çok fazla ona hazırlamasın. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşça kalın.